Merhabalar sevgili gençler. Bizim hocalardan herkese selamlar. Arkadaşlar Türkiye'nin yer şekilleri konusuna kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu dersimizde arkadaşlar Türkiye'nin yer şekillerinin oluşumunda etkili olan rüzgarlardan ve buzulların etkisinden bahsedeceğiz. Hemen başlayalım. Türkiye'de rüzgarların oluşturduğu yer şekilleri nelerdir? Ve ülkemizde nerelerde görülür bu şekiller? Bunlara bakalım. Şimdi dünyada olduğu gibi arkadaşlar ülkemizde de rüzgarların çok fazla şekillendirici etkisinin görüldüğü yerler kurak ve yarı kurak bölgelerdir. O zaman Türkiye'de de arkadaşlar kurak ve yarı kurak bölgelerde rüzgarların oluşturduğu yer şekillerine rastlamak mümkündür. O zaman kurak ve yarı kurak bölgelerimiz nereler? İç Anadolu bölgesi ve Güneydoğu Anadolu bölgesi kurak ve yarı kurak iklim bölgeleridir diyebiliriz. Buralarda rüzgarların oluşturduğu şekillere fazlaca rastlayabiliriz. Sadece kurak ve yarı kurak iklim bölgelerinde değil, aynı zamanda arkadaşlar unutmamamız gereken bir şey daha var. Kıyı bölgelerinde de arkadaşlar rüzgarların oluşturduğu yer şekillerine rastlamak mümkündür. Şimdi Türkiye'de rüzgarın oluşturduğu tüm şekillere rastlanabilir mi? Tabii ki rastlayamayız. Niye? Çünkü arkadaşlar Türkiye bir çöl alanı olmadığı için, çöl alanı olmadığı için çöllerde görülen oluşumlara Türkiye'de çok fazla rastlanmaz. Peki Türkiye'de rüzgarların oluşturduğu yer şekillerine en tipik örnekleri nerelerde görüyoruz? Bunlardan birincisi arkadaşlar aşınım şekillerinden olan mantar kayadır. Mantar kayanın en güzel örneği nerede? Nevşehir şehirde arkadaşlar çok bariz bir şekilde mantar kayanın varlığından söz etmek mümkündür. Bunun dışında bir de birikim şekillerimizden kumullar var. Şimdi kumullar çölleşmenin çok fazla olduğu hatta çöl alanlarında çok çok fazla görülen bir yeryüzü şeklidir. Peki Türkiye'de çöl alanları olmadığına göre Türkiye'de kumullara rastlamak mümkün mü? Arkadaşlar bunların da örnekleri var. Neresi? Konya, Karapınar. Bakın burada Karapınar'la ilgili bilmemiz gereken önemli bir şey var. Nedir bu? Bunun özelliği, bu bölgenin özelliği nedir? Türkiye'de çölleşmenin, çölleşmenin en fazla olduğu yerdir arkadaşlar. En fazla olduğu yerdir. Konya, Karapınar. Bu bölgelerde arkadaşlar çölleşme çok olduğu için kumumları da bu bölgede rastlayabiliyoruz. Bunun dışında bir de Patara plajımız var. Bunu unutmayalım. Buraya bir yıldız koyalım. Arkadaşlar burada Karapınar da çok önemlidir. Patara plajı da çok önemlidir. Buralarda da gördüğünüz kumullara rastlamak mümkündür. O zaman şunu söyleyeceğiz arkadaşlar. Türkiye'de rüzgarların etkili olduğu alanlar kurak ve yarı kurak alanlardır. Aynı zamanda kıyılarda da Patara plajında olduğu gibi kumullara rastlamak mümkündür. Türkiye'de çölleşmenin en fazla olduğu yer Konya, Karapınar'dır. Bir de arkadaşlar Nevşehir'de ne görüyoruz? Aşınım şekillerinden birisi olan mantar kaya örneklerini görüyoruz. Rüzgarın etki alanları buralardır arkadaşlar. Şimdi geçiyoruz. Türkiye'de buzulların oluşturduğu yer şekilleri. Şimdi arkadaşlar buzulların oluşturduğu yer şekillerine değinmeden önce şunu söyleyelim. Türkiye'de bakın dış kuvvetlerin etkileri kıyaslandığında bir sıralama yapacak olsak hangisi daha fazla etkiye sahiptir? En az etkiye sahip olan hangisidir? Böyle bir sıralama yapmak mümkündür tabii ki. Türkiye'de dış kuvvetlerin etkileri kıyaslandığında en fazla etkiye sahip olan dış kuvvet akarsulardır. En az etkiye sahip olan dış kuvvetli arkadaşlar nedir? Buzullardır. Peki buzulların Türkiye'de bu kadar az etkili olmasının sebebi ne? Çünkü Türkiye nerede arkadaşlar? Orta kuşakta yer alan yani ılıman kuşakta yer alan bir ülkedir. Bu yüzden buzulların en fazla şekillendirici etkisi arkadaşlar nerededir? Kutup kuşağındadır, soğuk kuşaktadır. Bu yüzden Türkiye'de etkisi daha azdır. Peki ılıman kuşakta olmamız buzulların Türkiye'de etkisinin olmadığı anlamına gelir mi? Gelmez. Peki Türkiye'de buzulların yeryüzü şekillerinin oluşmasında etkisi var mı? Var. Peki nerelerde var arkadaşlar? Tabii ki dağların yüksek kesimlerinde. Atmosferdeki ısı değişimine baktığınızda yükselti arttıkça sıcaklık düşer. O zaman yükseltinin çok fazla olduğu yerlerde kalıcı karlar görüldüğüne göre oralarda buzulların etkisinden söz etmek mümkündür. Haritada gördüğünüz Uludağ, Ilgaz Dağları, Giresun Kaçkar, Yalnızçam, Mescit, Ağrı, Temdürek, Süpan, Bingöl, Buzul, Cilodağı, Mercan, Erciyes, Aladağ, Bolkar, Beydağları, Davras, Dedegöl, Barla ve Sultan Dağları gibi kalıcı karların görüldüğü dağlarda arkadaşlar buzulların oluşturduğu yeryüzü şekillerine rastlıyoruz. Bu dağlar bizim için çok önemli arkadaşlar. Hangi dağlarımızda buzullar var bunları mutlaka bilmemiz gerekecek. Bunların dışında bilmenizi istediğim iki özellik daha var arkadaşlar buzullarla alakalı. Bunların birincisi şudur. Türkiye'de arkadaşlar takke buzuluna örnek Ağrı Dağı'ndaki örnektir. Ağrı Dağı'nda gördüğümüz arkadaşlar bu buzul türüne takke buzulu diyoruz. Bu birincisi. İkincisi de arkadaşlar Buzul Dağı'ndaki Reşko Tepesi'nde bulunan İzırak Buzulu. Bu da arkadaşlar Türkiye'nin en büyük vadi buzuludur. Bu da çok önemli bir bilgidir. Buna da bir yıldız koyalım. 4 kilometre uzunluğunda, 8 kilometrelik alanı kaplayan devasa uzunlukta büyüklükte bir vadi buzuludur. Bu da bizim için çok önemli bir bilgidir. Arkadaşlar Türkiye'de rüzgarların ve buzulların oluşturduğu yer şekilleri bunlardı. Dersimizi burada noktalıyoruz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.